Assalomu alaykum qadrli kanalim obunachilari. Sizlar bilan fizikadan bepul video darslar kanalimda ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi darsimizda biz fizikada eng ko'p ishlatadigan to'g'ri burchakli uchburchak uchun burchak sinusi, kosinusi, tangensi va katangensi qoidalarini chuqur va yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Xo'sh, demak, o'tgan darsimizda to'g'ri burchakli uchburchak nima, uning tomonlari, Pifagor teoremasi haqida gaplashib o'tgan edik. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak nima deganda, demak, uchburchakning bitta burchagi to'g'ri bo'lsa, bunday uchburchak to'g'ri burchaklik uchburchak deganda, ya'ni to'g'ri burchak 90 gradusdir. Va to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari bor edi. İkita 90 gradusga yopishib turgan tomonlarini, uchburchak tomonlarini katet degandik. Bitta katetini A desak, İkinci katetini ixtiyori B deb olgan edik va to'g'ri burchak qarshisidagi eng uzun tomonni gipotenuza degandik va uni C harfi bilan belgilagan edik. Ana endi to'g'ri burchakli uchburchak uchun ixtiyori biror bir burchakni tanlab olamiz. Ya'ni 90 gradusdan tashqari mana bu ikkita burchakdan bittasini tanlab olamiz va shu burchakni alfa bilan belgilaymiz. Xo'sh, to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasi o'rinli edi. Pifagor teoremasi qanday edi? Demak, tomonlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng edi. To'g'rimi? Xuddi shunday tenglamani o'zidan yana biz bu orqali foydalanib formulalarni chiqaramiz va oldin burchak sinusi, kosinusi, tangensi va katangensi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Birinchisi, to'g'ri burchakli uchburchak uchun burchak sinusi deb nimaga aytiladi? To'g'ri burchakli uchburchak uchun burchak sinusi deb, alfa burchak sinusi deb, alfa burchak qarshisidagi katet, ana qarshisi deganda alfaning to'g'risida turgani, qarshisida turgan katetning gipotenuzaga nisbatiga aytiladi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak burchak alfa burchak sinusi deb, sinus alfası deb, burçak karşısındaki katetini, yani A katetini nazar tutuyorum, burçak karşısındaki katetini gipotenuza C'ye nisbatiga teng. Demek sinus alfa burçak karşısındaki katetini gipotenuzaga nisbatiga teng ekan. Ma bo'ldi, masalalar shartida B'ni bu tomonda, A'ni bu tomonda yozib qo'ysa, bu yerda B taqsim A bo'ladi. Siz qoidasiga e'tibor qarating. Harflarni yodlab qolmang. Harflarni o'rni masalalarda almashib kelishligi mumkin. Demak, to'g'ri burchak uchburchakning burchak sinusi deb, burchakning qarshisidagi, qarshisi degani to'g'risida o'tgan, qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni A'ning C'ga nisbati bo'ldi. Demak, bu burchak sinusi. Ikkinchisi, to'g'ri burchakli uchburchak burchak kosinusi deb, kosinus alfa deb, burchak alfa burchakka yopishib turgan katet. Ana endi A qarshisidagi katet edi. Shu alfa burchakka yopishib turgan katet. Katet mana bu ikkita. Bu qarshisidagi katet bo'lsa, yopishib turgan katet B bo'ladi. Alfa burchakka yopishdi, mana tegib turibdi alfa burchakka B katet. Demak, burchak kosinusi deb, burchakka yopishgan katet, ya'ni B'ning gipotenuza C'ga nisbatiga teng ekan. Ya'ni burchakka yopishgan katet D'ning gipotenuza C'ga nisbatiga teng bo'lar ekan. Bu burchak kosinusi. 2. Uchinchisi, to'g'ri burchakli uchburchak uchun burchak tangensi, tangens alfa qo'sh. U quyidagicha. To'g'ri burchakli uchburchak uchun burchak tangensi deb, burchak qarshisidagi katet, yani qarshisidagi katet A ning burchakka yopishgan katetga nisbatiga teng. Ana qarshisidagi burchak alfaning yopishgan katet B ga, kechirasiz, A ning B ga nisbatiga teng. Alfa emas, A. A ning B ga nisbati bilan aniqlanadi. Va 4-uchinchisi, to'g'ri burchakli uchburchak burchak katangensi deb, katangens alfasi, bu burchakka yopishib turgan katetning shu burchak qarshisidagi katetga nisbatiga teng. Ya'ni yopishgan katetning qarshisidagi katetga, alfa burchakka yopishgan katet B, shuning alfa burchak qarshisidagi katet bizdagi A bo'lib kelyapti. B ning A ga nisbatiga teng ekan. Xo'sh, mana bu yerdan
Seni örneğin ya, bana bir yerden seni topladığım birisi ne olabilirdi? Seyitin ildiz olsun da kvadratını yok oluşturun. İldiz olanımız a kvadrat plus b kvadrat bölüldü. Demek ki bana bu yerde sinüs alfa teng a taksın. Seyinin örneğe siz bana bu ifodan ham koyuşluğunuz mümkün. A kvadrat plus b kvadrat if odan yazışlığınız ham mümkün. Ve bu yerde ham yazıp koyuşlığınız mümkün. O köşemçe böyledi. Buradan yine misal görüp ötedigen bölsek. Hoş. Ötken sabahı Pifagor sonlarını olamız. Demek doğru burçak değil. Uç burçakta Pifagor sonları de ihtiyorum bunu. Uç Pifagor sonları kayısları da asosiyse uç, tört ve 5 Pifagor sonları idi. Şu Pifagor sonlarına doğru keladigan doğru burçakli uç burçakning burçak sinüsü bir sinüs alfa desa karşısındaki katetning hipotenüzaga nisbati yani uçning 5'ga nisbatiga teng. Demek sinüs alfa nimaga teng desa karşısındaki katet uçning 5'ga nisbatiga teng ekan. İkincisi şu burçakning burçak kosinüsü desa kosinüs alfa yopishgan katet B'ning hipotenüza C'ga nisbati yani 4 taksim 5'ge teng deyip olunadı. Üçüncüsü, şu doğru burçakla uç burçak için burçak tangenisi masalarlarda sizge neçige teng deyse, burçak karşısındaki katet A'nın, burçakka yapışkan katet B'ge yani uçning 4'ge nisbatıge teng. Uç taksim 4 deyip belgiler koyarsınız. Ve burçak katangenisi deyse, demek burçak katangenisi ne miydi? Burçakka yapışkan katetini karşısındaki katet yani 4'nin 3'ge nisbatıge teng deb olasiz. Demak, masalalardan shunday bersa, sinus alfa shunga, kosinus alfa mana shunga, tangens katangenslar mana shu qiymatlarga teng deb olasiz. Demak, to'g'ri burchakli uch burchak uchun burchak sinusi, kosinusi, tangensi, katangensi borasida savollar menimcha qolmadi. Mana shu narsani yaxshilab e'tiborga olasiz. Yana qaytaraman, xayolni joyiga qo'ying. Masalalar shartida A va B katetlarini B'ni mana bu katet, A'ni ise bu katet deb bersa, mana bularni tarifiga qarab, sinus alfani tarifiga qarab, qarshisidagini hipotenuzaga nisbati deb eslab qoling. Harflar bilan emas, harflar bilan masalalarda shart almashib kelsa, ya'ni A'ni C'ga, A'ni sizga mana bu katet A'ga teng desa, sinus alfa A taqsim C bo'lmaydi-da endi. Xuddi mana shuni inobatga olishingiz kerak. Yana darslarimizda davom etamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Aytgancha videoda sizga ma'qul bo'ladigan ma'lumotlar bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying va do'stlaringizga ham ulashishlikni esingizdan chiqarmang.